Arkadaşlar merhaba, ben Mixyap.com'dan Emrah Çelik, Studio One temel eğitimi dersimizin 13. bölümündeyiz. Bu bölümde MIDI editingini işleyeceğiz. Studio Van bize gerçekten çok güçlü bir MIDI editing e, imkanı sağlıyor. İsterseniz başlayalım, bakalım bize neler sunacak Studio One, neler yapabiliyoruz MIDI'de, bir görelim. Studio Van'da ben şuraya bir e, silent attım, bir de impact attım, gördüğünüz gibi. Onu biliyorsunuz zaten, browser'dan tutuyorsunuz, taşıyorsunuz buraya, yüklüyor. Böyle boş yüklediğinde buraya bir midi part eklemek istediğinizde yapacağınız işlem çok basit arkadaşlar. Geleceksiniz buraya çift tıklayacaksınız. Bu loop'un uzunluğu kadar buraya bize midi part ekleyecek. Sonra bunu çift tıkladığınızda midi editing bölümü gelecek. Gördüğünüz gibi. Veya e, bu loop'umuz diyelim buraya kadar uz uzatmışsak burayı çift tıkladığımızda bu loopumuzun boyu kadar ekleyecektir. Bu loopumuzu buraya kadar uzattığımızda şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi bu loop ne kadarsa çift tıkladığınızda o kadar midi part ekliyor. Ben tabi bunu fazla uzatmadan kısa tutacağım. Ee, bu da silent'i herhangi herhangi bir drum yani impact gibi drum synth'i eklediğinizde veya sampler'ı bu gördüğünüz bölüm açılıyor. Mesela hi-hat isimleri yazıyor drum isimleri. İsterseniz bunu tekrar buradan çevirebiliyorsunuz. Ama bunu otomatik olarak açıyor. Bu da güzel bir özellik. Machine kullandığınızda, Native Instruments'ın Machine, Machine batarya vesaire kullandığınızda bu isimleri buraya yazacaktır. Bu isimleri değiştirebiliyorsunuz vesaire. Ama şimdi çok detayına girmeye gerek yok. Ben size sadece midi notalarıyla nasıl çalışılıyor onu göstereceğim. Arkadaşlar çift tıklıyorsunuz. Dediğim gibi bu midi bölüm açılıyor. Şöyle bir göz atalım. Buradan e, instrumenti solo yapıyorsunuz, mute yapıyorsunuz, solo yapıyorsunuz. Burada audio notes e, audition notes dediği de. Buraya eklediğiniz her notayı Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi duymanızı sağlıyor ama bu beni biraz irite ediyor. O yüzden ben bunu genelde kapalı tutuyorum default velocity dedi yani velocity dediğimiz olaya gireceğiz de velocity bir tuşa yani piyanodaki veya midi klavyenizdeki tuşa ne kadar sert bastığınızla alakalıdır. 0'dan 127'ye kadar yani toplam 128 derecededir. scale bölümünü biliyorsunuz. Scale açtığınızda e, Studio One size kusursuz bir harmonik müzik yapmanızı sağlıyor. Birazdan göstereceğim bunu da. Buradan scale'i seçiyorsunuz. Buradan quantize e, follow özelliği var. Buradan işte nota uzunluğu vesaire veya triplet e, quantol, septol diye geçiyor. Bunlar e, işin ince kısımları kafanız fazla karışmasın. Onlara bakarız. E, shift tuşuna basıp E'ye bastığınızda, bakın buraları genişletebiliyorsunuz veya W'ye bastığınızda da küçültebiliyorsunuz veya e, Shift'ten elinizi çektiğinizde Midi partın zoomunu daraltabiliyorsunuz. Ee, bir yere herhangi bir nota eklemek istediğinizde burada herhangi bir şeye bastığınızda ses verecektir. Herhangi bir yere nota eklemek istediğinizde çift tıklıyorsunuz arkadaşlar. Çift tıkladığınızda şu gördüğünüz kare büyüklüğünde yani quantize deniyor buna şu bu çizgilere, ızgaralara. Bu boyutta yeni nota ekleyecektir. Mesela ben quantize'ı buradan e, 1-4 yapayım. Bakın büyüdü. Gördüğünüz gibi büyük büyük ekliyor. Veya e, 1.64 yapalım. Gördüğünüz gibi iyice küçültü. Küçük küçük da ekleyebiliyorsunuz. Tabii biz şu an e, müzik yapmaya çalışmıyoruz. O nedenle ben size sistemin nasıl çalıştığını gösteriyorum. E, burada swing özelliği var. Swing yaptığınızda şöyle quantize değiştirdiğinizde bakın mesela. Swing yaptığınızda görüyor musunuz? Bu tam ortada değil, biraz önde oluyor. Mesela bakın 1.8 %60 swing de değil mi? 1.8 normal swingsiz haline getirelim Bakın tam ortaya geldi. Ee, veya %100 swing yaptığımızda iyice bunu kenara çekiyor. Yani bunlar müzikal terimler, ritmal terimler. Bunları öğrenirsiniz deneyerek. Herhangi bir not eklemek istediğinizde çift tıklıyorsunuz. Tekrar aynı notaya çift tıkladığınızda siliyor. Veya sağdan sağdan tutup uzatabiliyorsunuz. Veya önünden tutup büyütüp küçültebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Veya tutup mouse'la sürüklediğinizde bakın notayı da gösteriyor size hangi notaya koyduğunuzu. F3, G3, A3 diye gidiyor bakın. Veya notanın ismini yazıyor. İyice zoomladığınızda notanın ismini de görebiliyorsunuz burada. burada velocity ayarı var. Gördüğünüz gibi yani notanın şiddetinin ayarı ayarı bu. Ondan sonra isterseniz buraya e, ben mesela böyle böyle birbirinin aynısı hepsi aynı şiddette bakın ben burayı %100 yapsaydım bunların hepsi böyle yukarıda olacaktı. Yani bunların hepsini seçiyorum. Hepsini seçip aynı anda velocity'lerini ayarlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Veya e, şu kalemle Paint Tool'da buradan Line'ı seçiyorsunuz. Tutuyorsunuz arkadaşlar gelip buraya. Çizgi çektiğinizde bakın Line'ı e, ayarlamış oluyor. Veya yukarı yukarı gelin ters çizgi yapın. Gördüğünüz gibi tam tersi yapacak. E, free olarak da ayarlayabilirsiniz bunu. Şurada e, parabol yapabilirsiniz. Mesela parabol yaptığınızda bakın bu şekilde çıkacaktır veya e, e, bunlar tabi e, velocity'lerde kullanılmıyor. Bunları e, part animasyon, e, otomasyonunda kullanabilirsiniz. Otomasyon bölümünde Studio One otomasyon dersimizde bunların hepsini göstereceğim arkadaşlar. Burada e, line çizgimiz var, freehand var. Bunları, bunlar şimdi birazdan ne işe yaradığını göstereceğim. Silgi bildiğiniz gibi Hepsini silmenize yarıyor. Alıyorsunuz notayı. Silgiyle silebiliyorsunuz. Ee, şöyle geri gelelim. Sadece bir tanesini seçelim. Veya e, mute tuşuna seçtiğinizde, tool'unu seçtiğinizde istediğiniz notanın sesini kısabiliyorsunuz. Koyu koyu hale getiriyor. Yani e, buna gray out deniyor. Tabii yani İngilizcesi gray out ama yani rengini koyulaştırıyor öyle söyleyeyim. Bu e, dinleme tuşuna bastığınızda <laughs> nereye tutarsanız oradan çalmaya başlıyor. Mesela ilk 5 notayı yazdınız, ilk 4 notayı yazdınız e, ama her seferinde baştan çalmak istemiyorsunuz. Gelip buraya basıyorsunuz <laughs> ve dinliyorsunuz. Burada Quantize özelliği var. Quantize ayarlarını, ayarlarını yapıyor. Quantize bölümüne gireceğiz. Burada makro kontrolleriniz var. Ee, makro bölümü de ayrı bir konu. Burada step e, recording var. Bunu da ayrı bir konu olarak işleyeceğiz. Burada bizim işleyeceğimiz konu şu. Ee, burada sadece herhangi bir loop'tan groove çalmayı yani o o parçadaki nota dizilimini çalmayı göstereceğim. Ya da aynısını yapmayı. Bu bir kenarda dursun. Şurada action'lara bir bakalım. Action'larda neymiş? Hatta hiç action'a girmeden şu şu tuş e, ne işe yarıyor? Orada bir küçük bir olay var çünkü. Mesela arkadaşlar alt tuşuna bastığınızda bakın kalemin işareti değişiyor. Tutuyorsunuz arkadaşlar. Buradaki kare sayısı ne kadarsa o kadar nota ekliyor. Mesela bunu biz 164 yapalım. Atıyorum snare fill yapacaksınız ta 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 diye gidecek böyle. Tutup şimdi tek tek 164'ü doldurması tık 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 doldurması kafa yani vakit kaybedeceğiniz için geliyorsunuz arkadaşlar buna tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 64 tane nota ekliyor. Öyle söyleyelim. Ee, yine keza geliyorsunuz buradan Velocity'lerini ayarlayabiliyorsunuz. Bakın bunda da çizebiliyorsunuz. Bu şekilde mesela şimdi bir çalalım. Gördüğünüz gibi bütün notaları tıkır tıkır tek tek çalıyor. Ee, tabii bunu Impact'te göstereceğim birazdan. Yani bu olay bu kadar basit. Seçiyorsunuz bunu. Alt tuşuna basıyorsunuz. Böyle koyuyorsunuz. Mesela bütün notaları tek tek seçmek istediğinizde böyle tutup hepsini seçebilirsiniz. Aynen Windows'ta herhangi bir 3-5 dosyayı birden seçtiğiniz gibi. Ya da E notasındaysa mesela Command tuşuna basıyorsunuz veya Control tuşuna tıkladığınızda hepsini seçiyor. Gördünüz mü? Ondan sonra buradan notaların yerini değiştirebilirsiniz. Mesela F7'ye taşıyabilirsiniz bakın F7'ye aldı geri gelelim notaların yerini değiştirebiliyorsunuz notaların uzunluğunu değiştirebiliyorsunuz vesaire şuradaydı evet pitchlerini değiştirebiliyorsunuz ya da hepsini kısabiliyorsunuz yani mute yapabiliyorsunuz buradan. mesela şu kısmı mute yapmak istiyorsunuz basıyorsunuz gördüğünüz gibi sesi kısılıyor ee, yani burada fazla bir şey yok. Nota tıklıyorsunuz, notaları e, ayarlıyorsunuz. Şurada da şöyle küçük, yani küçük demeyeyim de müthiş bir özellik var. Mesela ben e, aynı anda ikisini birden edit etmek istiyorum. Şu anda mesela bana ikisini birden gösterecek. Örneğin şuraya notalarımızı yazalım. Gelelim buraya. Snare Drama'da birkaç tane not ekleyelim. Şimdi arkadaşlar bakın ikisini birden gösteriyor gördünüz mü? Şöyle yaklaştırayım. İki notayı birden gösteriyor. Aynı anda burada kaç tane midi part varsa hepsini edit edebiliyorsunuz buradan. Aynı tracklist olduğu gibi. Buradan tıklayıp kapatabiliyorsunuz. Edit etmek istediğinizde de şu mavi kaleme tıklıyorsunuz. Mesela bassline yazdınız. Bu bassline'a layer attınız. Ve üstüne melodi yazmaya çalışıyorsunuz. Bassline notalarıyla aynı anda vurmasını istiyorsunuz. Aynı anda bassline şimdi burada sadece bunu edit ederken buradan hangi notalarda, notalardaydı göremiyorsunuz değil mi? Ne yapacaksınız? Geleceksiniz bunu seçeceksiniz. Diğer melodinin de yani harmonik melodi yazdığınızda melodinin notalarını da buradan görebileceksiniz. Keza yani müthiş bir özellik. Burada istediğiniz kadar olabilir. Bu da bu iş yarıyor. Şu kalemi seçtiğinizde e, edit etmeyi edit edemiyorsunuz. Mesela Impact'i e edit edemiyorum ama görebiliyorum. Edit etmek istediğimde kalemi seçiyorum. Tutup değiştiriyorum arkadaşlar. Mesela şunu silebiliyorum. Aynı anda iki tane part midi partı edit edebiliyorum. Veya burada 20 tane de olabilir. 20 tane de part olabilir. Hepsini edit edebilirsiniz. Bu da böyle güzel bir özellik. Şimdilik sadece silent uğraşalım biz. Ee, Actionlara gelelim. Actionlarda da şu var. E, uzunluk ayarı yapıyorsunuz. Stretch ayarı yapıyorsunuz. Yani notanın uzunluğunu, e, tonunun veya transpozunu, velocity'sini ayarlıyorsunuz. Velocity de şurada göstermiştim zaten. İsterseniz mute edebiliyorsunuz, unmute edebiliyorsunuz veya toggle mute yapabiliyorsunuz. Shift-M'e e, shift e basarak notayı anlık olarak mesela gördüğünüz gibi kısa yol olarak notayı mute edebiliyorsunuz. Yani sessiz hale getirebiliyorsunuz. Bir güzel özellik de şu. Ee, mesela quantize özelliği. Arkadaşlar melodiyle çalıyorsunuz değil mi? Kusursuz çalamadınız. Hatalı notalara bastınız. Bir sıkıntı oldu. Şöyle şunu bir de biraz düşürelim. Ee, şunu da kapatalım. Mesela rastgele melodi yaptınız. Melodi bakın. Quantize değil yani çizginin başından baş, başlamıyor bunlar. Ne yapacaksınız? Şimdi tutup bunları tek tek çizginin başına denk getirmeye çalışmak yerine geliyorsunuz buraya arkadaşlar. Kuantaj diyorsunuz. Hepsini en yakın çizgiye oturtturuyor gördüğünüz gibi. Veya daha böyle insancıl olsun istiyorsanız yani biri çalmış gibi olsun istiyorsanız %50 kuantaj yapabili yapabiliyorsunuz. Bakın hafif kenarlar tam oturtmuyor. Yani %50 daha hassas daha az hassas oturtuyor kuantizını. Ee, i̇sterseniz mesela şöyle yapalım. Quantize end dediği de bunların hepsini yani bunu mesela bu taraf alacak. Yani en başa başına yani başındaki yeri almayacak da sonundaki yeri alacak. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Yani sonlarını uzattı. Notayı uzattı son kuantizına yani bir, bir sonraki çizgiye kadar. Ee, şurada humanize özelliği var. Şimdi bunu göstereceğim. Ee, şunu bir mute yapalım. Gelelim buraya. Bakın elimizde bir snare fill var. Hatta bu çok. Bunu biz e, 1.16 şeklinde yapalım. Gelelim buraya. Şuradan e, snap'i de açalım. Seçelim. Bakın isterseniz böyle basılı tuttuğunuzda mouse'a yukarıda alabiliyorsunuz mesela. Böyle enteresan şeyler yaratabilirsiniz. Mesela snare fill yapacaksınız. Geliyorsunuz arkadaşlar. Ama mesela bu nasıl? Çok böyle statikti e, statik değil mi? Yani robot yapmış gibi. Çok böyle makina sesi gibi geliyor. Bunu ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Geliyorsunuz burada. İnsanlaştır diyorsunuz. Yani bir baterist çalmış gibi hale getir diyorsunuz. Tıkladığınızda bakın random olarak yani karmaşık olarak yerlerini değiştiriyor. Bakın daha böyle hani biri çalmış gibi hale getiriyor. Devam edin isterseniz daha fazla yapabilirsiniz. Velocity'lerini değiştiriyor gördüğünüz gibi. Yani sertliklerini değiştiriyor yerlerini değiştiriyor. İsterseniz gelin buraya alın... Free şöyle yapın, çizin buraya kadar. Gördüğünüz gibi yani velocity bir yerde ses ayarı, ses şiddet ayarı gibi düşünün. Ee, ne kadar yüksek velocity ise o kadar yüksek çıkıyor nota. Yani e, humanize bu iş yarıyor. Humanize less dediğinizde bir biraz daha mesela yaptınız çok fazla geldi. Ne yapıyorsunuz? Yani bu artı bu eksi öyle düşünün. Burada freeze freeze quantize dediği kısımda eee quantize'ı bu ayarladınız, hoşunuza gitti ama biraz daha devam etmek istiyorsunuz. Burada freeze quantize yapıyorsunuz. Ondan sonra yaptınız, üzerinde değişik yaptınız. Baktınız olmadı. Tekrar eski başa dönmek için mesela restore timing, restore velocity veya eee velocity freeze yapabiliyorsunuz. Velocity hoşunuza gitti, volümler hoşunuza gitti isterseniz velocity'i dondurabiliyorsunuz. İsterseniz quantize'ı dondurabiliyorsunuz. Mesela Aynı yere e, iki tane nota koydunuz diyelim. Burada mesela iki tane nota var. Bakalım. Bakın çok yüksek geliyor. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Burada iki tane nota varsa burada adı üstünde zaten çift notaları sil diyor. Notanın birini sildi gördüğünüz gibi. E, kısa notaları sil olayı var. Mesela şuraya bir nota eklediniz. Oldukça e, Şöyle yapalım. Çok kısa bir nota eklediniz. Bir tane daha eklediniz. Arada bunlar sırıtıyor diyelim. Şimdi bunları buradan tek tek bulması, tutması falan sıkıntı. Geliyorsunuz arkadaşlar. Seçiyorsunuz. Kısa notaları sil diyorsunuz. Yani gereksiz kısa notaları siliyor. Ya da ee, Split at Grid diyorsunuz. O da şöyle bir şey. Bakın arkadaşlar. Bir tane nota yapalım snare drum. Geliyorsunuz. Tek bir nota yapıyorsunuz. Action'a geliyorsunuz. Split at grid diyorsunuz. Yani şuradaki quantize neyse. Bu ızgaralara parampa ızgaralara parçalayacak yani bunu. Gördüğünüz gibi parçaladı. Ee, merge dediği de bakın iki notayı birbirine birleştirmeye yarıyor. Bu kadar basit. Ee, böyle de güzel bir e, özelliği var Studio One'ın midi olarak. Actionlar basit. Ee, buradaki yaratıcılık tamamen size kalmış. Şimdi e, bir tek şey kaldı. Onu da göstereyim. Burada groove çalma. Groove çalma dediği de arkadaşlar şu. Aynı şey burada da var. Bakın. E, Quantize bölümü. Groove'a geliyorsunuz. Mesela şu. Ben istiyorum ki bu loop'u Bakın çalayım. Şunu şöyle uzatalım. Tamamını çalalım. İstiyorum ki bunun bu vuruşlarını yani quantize'ını buna groove deniyor. Kullanayım. Mesela eski bir parça attınız. Groove'u çok iyi böyle hani bu adam bu notaları nasıl dizmiş, yerleri nasıl dizmiş, bu ritmi, bu loop'u nasıl oluşturmuş diyorsunuz ya. Studio One size şöyle bir güzellik yapıyor. Tutuyorsunuz arkadaşlar bakın. E, ee, şurada Q'ya basıyorsunuz. Bura böyle gelecektir burada. Groove'u seçiyorsunuz. Bunu tutuyorsunuz. Buraya bırakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunun olduğu gibi groove'unu buraya aktardı. Sonra siz bu alıyorsunuz bu notaları. Geliyorsunuz buraya. Bakın ee, Quantize'a direkt eklemiş değil mi burada? Şurada görüyorsunuz. Quantize'a ekliyor. Buradaki ismini ismi neyse onu buraya ekliyor. Ben şöyle hatta buraya Emrah yazayım. Ee, şuraya gelelim. Grubu tekrar çalalım. Atalım. Gördüğünüz gibi Emrah diye ekledi buraya. Ee, geliyorum buradan. Quantize'ına ep diyorum. Bakın aynı şekilde dizdi, dizilimini dizdi yani şuradaki e, şu dizilişi buraya aktardı. Dinleyelim bir e, sola yapalım bunu. Hatta hepsini kapatalım buradan sola yapalım bir dinleyelim. Gördünüz mü arkadaşlar? o gidişatı ekliyor yani groove olarak. Yani şuradaki duyduğunuz gibi müthiş bir özellik. İstediğiniz eski bir parçanın e, groove'unu buradan rahatlıkla çalabilirsiniz. Yani şunu göstermeyi unuttum. Bunu da istediğiniz gibi büyütebiliyorsunuz burada bakın. Veya e, şuna bastığınızda iki iki tane monitör kullanıyorsanız, ekran kullanıyorsanız tutup buradan ayırıyorsunuz bunu diğer ekrana götürüyorsunuz. Bir yanda e, aranjeyi yaparken sağ tarafta melodileri yazabiliyorsunuz falan. Yani böyle güzel özellikleri var. Burada 5 e, A B C D E diye değişik değişik gruplar ekleyebiliyor. E, burada kafanı yani buradaki Ayarları değiştirdiğinizde kafanıza göre grup oluşturuyorsunuz size özel Kimsenin kullanmadığı bir Grid istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz buradaki ızgarayı Yani midi ki böyle bir şey studio one'da Daha sonra bu Quantize bölümünü göstereceğim Şunların ne işe yaradığını tripletleri kuantiloları Septolleri ne işe yaradığını göstereceğim ama Midi nota yazması MIDI nota yazması Studio One'da oldukça basit. Bir tane gözden kaçırdığımız bir şey var. Onu da göstereyim size. Aklıma gelmişken. Şurayı atlamıştık değil mi? Arkadaşlar, scale'i seçtiğinizde bakın. Şöyle büyütelim. Scale'i seçtiğinizde Studio One buralara mavi notalar ekliyor, görüyor musunuz? Şimdi atıyorum bir tane melodi yazdınız veya yazacaksınız. Geliyorsunuz A. Melodik minor bir melodi yazmak istiyorsunuz. Ama hiçbir e, ne bileyim müzikal bilginiz yok. Notaları bilmiyorsunuz vesaire. Yani hatalı melodi yazmanız çok doğal. Rastgele melodi yazmanız çok doğal. Ama Studio One sizin hata yapmanızı engelleyecek bir özellik koymuş. Örneğin e, akorları bilmenize gerek yok. Burayı seçiyorsunuz. Geliyorsunuz buradan. Herhangi bir notayı seçiyorsunuz. A, B, C, D fark etmez. Melodik minor, natural minor, harmonik minor, pentatonik, blues. Blues bile yapabiliyorsunuz yani nota bilmeden. Yani jazz bile yapabiliyorsunuz. Bunlar standart e, akorlar diyelim öyle söyleyeyim. Dünyada en çok kullanılan akorlar. Gelin melodik minörü seçin. Daha sonra gelin burada scale açın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Studio One gereksiz bütün notaları kaldırdı. Yani size diyor ki kardeşim eğer melodik minor yaz A yani A melodik minor yazmak istiyorsan sadece bu mavi tuşlara basabilirsin. Bakın şuraya koyamıyorum gördünüz mü? Mesela basamıyorum da. Mesela şunlara basamıyorum. Çünkü bunlarda mavi nota yok. Yani bunu buraya koyamıyorum bakın. Şuraya koyamıyorum. Bir üstüne koyamıyorum. Niye? Çünkü hatalı oluyor. Hatalı olduğu için Studio One bize hatalı nota basmamızı engelliyor bu şekilde ee, yaz, yazdığınız bir melodi e, ama işte melodi istiyorsunuz ki ben yani şöyle rastgele bir şunu bir kapatayım rastgele bir melodi yazayım bakın arkadaşlar yani ne nasıl e, kulağımıza nasıl geldiğin önemi yok şöyle yapalım kısaltalım yani belki çok dünyanın en büyük e, melodisi değil, en iyi melodisi değil ama yani şu anlamda e, bunu gösteriyorum size. Bunda hatalı nota var mı yok mu bilmiyorum ama ben bunu, ben bu notaları tutup e, A melodik minör yapmak istiyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Geleceğim burada ile açacağım, buradan A melodik minörü seçeceğim. Sonra bunları oynatacağım yerinden. Bakın mesela bunu notanın yeri yanlış. Bunu böyle almam lazım. Bunun yeri doğru. Geleceksiniz. Mesela bunun yeri de yanlış. Bunu bir alta veya bir üst alacaksınız. Bunun yeri doğru. Bakın bunun da yeri doğru. Notayı koydurduğu yerler doğru yani. Mesela bu G'nin G3 de yanlış yerdeymiş. Şimdi ben bu melodiyi tuttum. A melodik minör haline çevirdim. Yani kulağımıza daha e, düzgün geliyor gördüğünüz gibi. İsterseniz bunu komple tutup arkadaşlar shift'e basıp klavyenin ok tuşlarıyla yani o oyun oynadığımız tuşlarla aşağı tuşa basarsanız bir oktav aşağı alır. Bakın bir oktav aşağı, bir oktav yukarı gördüğünüz gibi hepsini dik minörde aşağı yukarı kaydırabiliyoruz. Ee, bu kadardı. Bu scale'leri de kullanabilirsiniz. istediğiniz gibi. Ee, daha da devam edeceğiz eğitimlerimize. Strip Silent'ı göstereceğim. Audio bende göstereceğim. BPM'ini bilmediğimiz bir şeyin BPM'ini çıkarmayı göstereceğim vesaire. Devam edeceğiz. Ama şimdi bu temel derslerimiz MIDI Editing, Audio Editing'i Bunlar önemli şeylerdi. Şimdi şu anda yani bu dersimizin bu noktasına kadar seyrettiyseniz, stüdyo van'da oturup müzik yapabilecek konuma gelmiş olmanız gerekiyor. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Teşekkür ederim.